Söyleşiler programının ikinci gününde Zeyrek ile Çeyrek, Arka Sokaklar, Küçük Ağa, Her Şey Yolunda Merkez, Adım Bayram Bayram, Çakıl Taşları, Geniş Aile Olmak Üzere ve son olarak Evli ve Öfkeli dizisinde rol alan dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Hakan Bilgin'i bugün üniversitemizde ağırlıyoruz. Sayın Bilgin'e hoş geldiniz diyerek konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? İyiyim, siz sormalı. Valla çok iyiyim, buraya geldiğim için çok mutluyum Kıbrıs'ta. Bir kere şunu söyleyeyim kafadan. İyi ki burada okuyorsunuz. Allah'ın bileği. Yani memlekette işler biraz karışık. Hareketli günler yaşıyoruz. Onun için burada yaşamanın, okumanın keyfini sürün. Çünkü inşallah daha güzel günler olacak, düzelecek her şey ama biraz karışık. Onun için buranın hem yani denizini, güneşini, havasının ötesinde şu rehaveti ve o telaşının olmaması bence sizin hayatınızda başka şeylerle ilgilenmenizi sağlayacak. Şimdi ben size neler anlatacağım. Önce şöyle yapalım, biraz kısaca kendimden bahsedeyim. Sonra bu yaşıma kadar neler öğrendim, size bir abi olarak neler anlatabilirim onu paylaşayım. Sonra ardından da sizin sorularınız varsa onlara cevaplar bulmaya çalışayım kendince. Ben Karadenizliyim, Alfin Ahariyim. 1967 doğumluyum, yani 49 yaşındayım. Bayağı varım değil mi? Bunu söyleyeyim diye söylüyorum. Hiç göstermiyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Allah razı olsun. Bizde dükkan bu olduğu için, enstrüman bu yani. Biz bunu çalıp para kazandığımız için biraz dükkana bakmaya çalışıyoruz. Ondan da ne kadar genç göstersek o kadar iyi yani. Karadenizliyim, hep Karadeniz'de büyüdüm. Lise sona kadar işte Samsun ilçelerinde, Ordu Lisesi'nde okudum. Sonra üniversiteyi İzmir'de 9 Eylül'de işletme mezunuyum ben aslında. Ama ilkokuldan beri hep tiyatroya ilgilendim. Hayatım boyunca tiyatro müsamereleri vardı diye birçoğunuz belki oynamışsınızdır da. Onlarda oynadım. Sonra İstanbul'a geldiğimde babam bir savcı olduğu için, memur olduğu için İstanbul'a tayin olmuştu. Orada da Ferhan Şensoy, Orta Oyuncular, Nöbetçi Tiyatro bir alt grubudur, gençlerin olduğu bir gruptur. O grupla beraber bir tiyatro çalışması başladı hayatımda ve bir sene sonra da 1990 senesinde de profesyonel tiyatroya atıldım. Ondan sonra da İstanbul'daki hayatım devam etti ama hep bir iş ve tiyatro beraber, yani tiyatroya ben takım elbise ve bon şantiyle falan gittiğimi bilirim belli bir dönem. Sonra hayat beni öyle bir yere getirdi ki işte oyunculukla para kazanmaya, mesleğim olmaya başladı ve oyunculukla hayatıma devam etmeye başladım. Şimdi hem bir vakıfta çalışıyorum. Hem tiyatro hayatım devam ediyor, yönetmenlik yapıyorum, organizasyonlarda sunuculuk yapıyorum, o tür işlerim var ve o şekilde bir hayatım var. Evliyim, bir tane çocuğum var, 11 yaşında. Kısaca, özet olarak hayatım bu minvalde. Şimdi gelelim öğrendiklerime. Şimdi, ya buradan çok şey oluyor değil mi? Metalik oluyor değil mi? Ayağa kalksam, sadece bir şey rica edenler değil. Mesela o kapıyı kapatsanız da, siz de otursanız, ha derse mi gideceksiniz? Hocayı da alın gelin. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Beni herkes duyuyor mu? Böyle anlatsam daha iyi olur değil mi? Evet. Öteki bana şey geliyor biraz. Şimdi şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Siz benim kardeşim olsanız ve üniversiteye gidiyorsanız size kardeşime ne anlatacaksam size de onu anlatmaya çalışacağım. Şu an burada bulunan arkadaşlarımızın hiçbiri bir diğerine birebir benziyor mu? Hayır. Benzemiyor. Hepimizin kendine ait çok ciddi farklılıkları var. Özellikleri var. Yaşanmışlıkları var. İşte değişik yerlerden gelenler var. Mesela en uçtan gelen, uzaktan gelen kim var? Doğu Beyazıt. Doğu Beyazıt'tan gelen var mesela. Gittim çok güzel bir yer burası. Mardin var mesela. Başka neresi var? Çarşamba mı? Çarşamba ilkokulunda okudum. Ben Atatürk İlköğretim okudum. Şanlıurfa. Hala duruyor. O zaman Ankara. İstanbul. Muğla. Şimdi daha sonra. Şimdi evet, Türkiye'nin her yerinden insanlar var burada. Çok güzel bir mozaik aslında. Ve hepimiz kendi bölgesinde
o bölgenin mahallesinde büyümüş, o bölgenin komşularıyla gelenek, örf, adet öğrenmiş, o bölgenin yerel otuyla, etiyle, sebzesiyle büyümüş, başka başka besinler almış insanlarız değil mi? Sizin Urfa'da yediğiniz dürümü ben 18 yaşına kadar belki yemedim. Samsun pidesini de belki işte Mardinli arkadaşım yemedi. Olabilir ama bunun getirdiği vitamini, vitaminden kastım öğrenmişliklerden bahsediyorum. Bize anlatılanlardan bahsediyorum. Onları biz kenara koyuyoruz bu yaşlarda genelde. Genelde biz kendi geçmişimizi kenara koyuyoruz çünkü biz Türk milleti olarak çok geçmişini seven bir toplum değiliz. Geçmişten kastım Osmanlı İmparatorluğu falan değil, kendi geçmişimizden bahsediyorum. Annemizi, babamızı, işte komşumuzu, mahallemizi hep böyle küçük görürüz. Oradan öğrendiklerimizi kenara atarız. Öğrenmiş ve meşhur olmuş, şöhret olmuş veya parayı bulmuş birisinin hayatı bizim için çok daha cazip, çok daha değerli, çok daha önemlidir. Veya işte hayatta o köşeyi dönmüş, hayatı yakalamış ve bir şeylerle hani sizin özeneceğiniz hayata dair olan insanlara farklı bakarız. Ve onların yaşadıkları hayatı yakalamaya çalışırız. Yakalamaya çalışırken de şunu keşfedemeyiz. Aslında o yakalayan kişi, yani şöhret olmuş veya parayı bulmuş, kendi mesleğinde farkındalığını yaratmış, farklı bir iş yaparak, farklı bir ürün bularak, farklı bir anlatım sağlayarak mesleğinde başarılı olmuş birinin sadece kıyafetine, duruşuna, saçına, bakışına bakıp onu yakalamaya çalışırız. Halbuki hepinizin size yaptığı o tavuk suyu çorbanın içindeki vitamini bilmeyiz ve onun derdine düşmeyiz. Kafanızı karıştırmak için söylemiyorum. Yani size anlatılan bütün geçmişinizi değerlendirmeye kalkıp onun üzerine bundan sonraki hayatınızda yol almanız gereken bir dönemdesiniz. Bu çok değerli bir dönem. Bu dönemden sonra üniversiteyi bitireceksiniz. Hepiniz ayrı ayrı mesleklerde, okul varlarda bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Ama var olan standartta yapmaya çalışacaksınız. Ya da o meslekte başarılı olmuş olan insanların neler yaptığına bakıp ona göre yapmaya çalışacaksınız. Halbuki hepinizin kendine ait çok ciddi özellikleri var. Çok ciddi yetenekleri var. Çok ciddi farkındalıkları var. Biz bu farkındalıkları kenara atıyoruz. Yani senin Mardin'de gördüğün o kültürü ben bilmiyorum. Sen mesleğini yaparken, mimarlığını yaparken atıyorum. Oradaki kültürün, mimarinin, o dokunun mesleğine ve kalemine yansımasını düşünmek yerine İstanbul'daki mimarın yaptığı binaya özenerek yapmaya çalışıyorsun bir şeyleri. Hayattaki en büyük yanlışımız da bu. Ben bu işi yaptığım sürece hiçbir zaman bir Karadenizli olduğumu, bir Laz olduğumu, bir insan olduğumu, bir Türk olduğumu unutmadım. Hiçbir zaman Robert De Niro'ya özenmedim. Al Pacino'ya özenmedim. Çünkü o onun hayatı, bu benim hayatım. Bırakın onu kendi hayatımdaki, kendi mesleğimdeki Halit Ergenç'e de özenmedim. Çünkü o onun kaderi. Ve hayatım boyunca hep şunu söyledim. Ben kaderimi seviyorum. Kaderimi seviyorumun altında yatan şey şu değil. Ben yatıyorum, oturuyorum abi, bugün başıma ne gelirse tamam abi, ben bunu kabul ettim diyenden bahsetmiyorum. Kaderimi kazanmaya çalışıyorum. Yani benim önüme gelen fırsatları, bana gelen mesajları doğru kaydetmeye çalışıyorum. Dini, mistik bir şeyden bahsetmiyorum. Sakın öyle kaydetmeyin, hiç öyle bir taraftan girmiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Kendinizi fark ederseniz eğer, ben neler biliyorum, neler kaydettim, kimsenin bilmediği, hani vardır ya bazı arkadaş sohbetinde oturursunuz dersiniz diye, bizim oralarda patlıcana balcan derler derseniz ya mesela. Balcan denilen şey başka bir kelimedir. Kıbrıs'ta da bazı şeyleri değişik söylerler mesela. Hani farklı söylerler. O farklı söylerler farklı ürünler çıkartabilir, farklı duygular çıkartabilir. Biz onları kenara koyup İstanbul Türkçesiyle konuşmaya çalışıp, İstanbul Türkçesiyle iletişim kurmaya çalışıp onlar gibi davranmaya çalışıyoruz. Ve tek tip olmaya çalışıyoruz. Tıpkı botoks yapan kadınlar gibi. Bütün hepsi birbirine benziyor. Hepsi kendini aslında çok güzel zannediyor. Bence bu örneği dikkatle altını çizmek istiyorum. Herkes kendini güzel zannediyor ama herkes aynı oluyor. Halbuki o güzel botokslu kadınların yanına kemerli burunlu bir kadın geldiğinde fark edilen kadın o oluyor. Estetik olarak çirkin olduğu söyleniyor ama fark edilen kadın o oluyor. Meslek hayatınızda da işte botoks yapmak yerine kemerli burnunuzun farkına varıp ona göre mesleğinizi icra etmeye kalkarsanız işte o zaman farklı bir meslek yapmış olursunuz. Farklı bir iş yapmış olursunuz. Anlatabiliyor muyum? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey vardı. Ben bayağı ders verir gibi konuşuyorum değil mi? Siz de bir anda şaşırdınız. Bu adam niye böyle konuşuyor diye. Halbuki gelip burada maymunluk yapacak diye zannediyorsunuz herhalde. Öyle mi? Estağfurullah. Peki iyi gidiyor muyuz? Sıkılıyor musunuz? Süper. Tamam. Dolayısıyla en önemli şey hayatımızda, çünkü bu dönem sizin
İşte bu iletişim çağı, internet, dokunmadan yaşamak, aynı masada oturup birbirinize sinep atmak, aynı masada Instagram'dan like'ladığımız zaman bir şey yapmak. Çünkü toplum öyle bir yere gidiyor. Bir tiyatro oyununun Instagram'da bir resmini görüyorsunuz. Ona like'ladığınız zaman o oyuna gittiğiniz duygusuna düşüyorsunuz. Veya bir sosyal sorumluluk projesini internette görünce Facebook'ta ben onu beğendim dediğiniz zaman sanki o sosyal sorumluluk projesi için bir şey yaptığınızı zannediyorsunuz. Hayat buna doğru gidiyor. Bu konuda size haksızlık edemem çünkü siz buna doğdunuz. Biz bunun ironisini yapabiliyoruz. Bunun yanlış olduğunu bilebiliyoruz. Çünkü ne yazık ki hani sizin o yaşadığınız, bunun içine doğmanın getirdiği reflekslerle büyütülüyorsunuz. Biz öyle büyümedik. Biz işte evet hala mahallede top oynayarak büyüdük. Geleneksel bir sürü şeyi yaparak büyüdük. Birbirimize çocuklarda sarılarak büyüdük. Annelerimiz bizi severek büyüdü ve bizi büyütürken oğlum memleketine faydalı ol, iyi vatandaş ol, arkadaşlarını sev diye büyüttü. Şimdi ise çocukları arkadaşın önemli değil, sen sınıfı geç, sen kendini kurtar diye büyütülen bir toplumun içerisinde doğdunuz. Sizin hiçbir suçunuz yok. Bunun için sizi suçlayamam. Sadece bundan sıyrılmaya şansınız var. Bundan kurtarmaya şansınız var. Ya onlar gibi botokslu bir meslek sahibi olursunuz ya da kendinize ait farklı bir jeolog, farklı bir işletmeci, farklı bir doktor, farklı bir veteriner olabilirsiniz. Burada tabii bu offside'e düşmemesi gereken en önemli insanlar size eğitim veren öğretmenlerdir. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Buradaki hocalarımıza da seslenmek istiyorum. Suna Yakın'ın ilkokuldaki öğretmeni bir gün sınıfa kemanla geliyor. İlkokul öğretmeni. Ramazan'da. Kemanla geliyor. Ve keman çalarak, Vivaldi'nin dört mevsimi vardır, belki bilenleriniz vardır klasik müzikler. Dört mevsimi, yani kış, yaz, ilkbaharı keman çalarak öğretiyor. Onun için o sınıfta Suna Yakın çıkıyor. Yani o kemanı ilkokulda dinleyince o çocuk şiir yazma duygusu dürtülenebiliyor. Benim ortaokulda Onur Hoca diye bir hoca olmasaydı hayatımda sahneye çıkmayı, nasıl durmam gerektiğini bilmeyebilirdim. Onun için eğitimde ki öğretmenlerin yeri de bu konuda çok değerli. Size açılan alanlar da çok değerli. Ama şu an aramızda öğrenci öğretmenden daha çoksa benim size söyleyeceğim şey var. Öğretmenlerin bu var olan toplumsal gelişim ve konjonktür dolayısıyla memurlaşması, işlerine kapanmasını siz zorlayın. Sizin eğer ışığınızı görürlerse, yani sizin o hocaları zorladığınızı, sömürdüğünüzü görürlerse o zaman onlar da aydınlanabilir, onlar da harekete geçebilir. Onlar da benim gibi bir kuşaktan geldikleri için, onlar da geçmişi bildikleri için böyle çocukları gördüklerinde saldırabilirler tekrar bilim için, hayat için, toplum için bir şeyler yapmaya. Biraz o konuda onları da dürtmesi gereken sizlersiniz. Hayatta başarılı olmak istersiniz. Çünkü her zaman biz kendimizi şu noktada düşünürüz. Yahu ben de dünyayı kurtaracağım. Yahu ben de işte bilmem ne olacağım. Ya hep benim telefonum çalınıyor, hep benim cüzdanım çalınıyor, hep benim başıma kuş sıçıyor, affedersiniz. Yani hep böyle bir şey olabilir mi? Bütün evren organize oldu, sizin başınıza iç açmak için böyle bir şey olabilir mi? Allah'ın işi gücü yok, sizinle uğraşıyor. Yok canım öyle bir şey. Kendinizi kurban yerine sakın koymayın. Sakın. Size bir şey geliyorsa başınıza, olabilir. İki defa üst üste bir şey gelmiştir, üç defa üst üste bir şey gelmiştir. Bilin ki bu bir mesaj yani. Size diyor ki evren, hani o sizle uğraşan evren, şunu düzelt diyor ya. Bir şunu düzelt. Bunu bir fark et diyor. Bir şeyi düzeltmeniz gerekiyor hayatınızda. Başka hiçbir nedeni yok bunun. Onu düzelttikten sonra hayatınız başka bir yere gidiyor. Gerçekten gidiyor. Yani hayat bir gemi batar, denize düşersiniz. Bir tane ada görürsünüz, yüzmeye çalışırsınız. Kurtuluşunuzun orasını zannedersiniz. Sonra yüzemezsiniz, geminin bir parçasıyla öteki adaya sürünürsünüz. Hayat şöyle bir şey. Ben niye o adaya gidemiyorum diye üzülmekle geçecek bir hayat değil. Tam tersine ben bu adaya gittim, kurtuldum deyip o adada mutlu olmakla geçecek bir süreç. Süreç yani. 5 sene sonra ben ne olacağım şimdi eyvah diye düşünerek geçirdiğiniz 5 sene mi daha doğru bir sonuç? Yoksa bugün gerçekten ne kadar mutluyum, ne kadar iyiyim, ne kadar güzelim, iyi ki buradayım, burası da çok güzel abi dediğiniz geçen bir süreç mi? Final için uğraşmayın, süreç için uğraşın. Hayatın gününü güzelleştirmeye çalışın, yarın zaten güzel oluyor. Bugün gerçekten iyiyseniz, yarın iyi. Yarın zaten iyiyseniz, öbür gün de iyi. Ama siz 3 gün sonra ben şimdi ne yapacağım, ay olmaz ki böyle bir şey, ay falan filan diye 3 gün boyunca mutsuz dolaş. 3. gün zaten mutsuzsunuz yani. Daha iyi bir güne doğma ihtimaliniz yok ki.
Bir yalandan bahsetmiyorum. Ne olur buna inanın. Bugün gerçekten çok güzel derseniz gün güzel geçiyor. Ben şimdi buraya bir artist olarak gelip sabahın köründe kalktım. Gece geç yatmışım zaten. Suratsız bir şekilde gelebilirdim. Size merhaba arkadaşlar diyebilirdim. Gözlüğü hiç çıkartmadan oturup evet sorular varsa gelsin diyebilirdim. Şimdi buraya ne geldik? Allah'ım Türkiye'nin nedeninden çocuklar gelmiş falan filan diyebilirdim. Siz de en fazla bana derdiniz ki artist işte ne olacak? Yani bir yere takmış derdiniz, konuyu kapatırdınız. Ama ben o gün mutsuz olurdum. Bir neyi kaçırıyorum? Sizle iletişimi kaçırıyorum. Bugün buradaysam ya benim size anlatacağım bir şey var ya da sizin sorularınızla bana öğreteceğiniz bir şey var. Bunu almaya gelmişim ben. Siz de bu şeyi almaya gelmişsiniz. Sebep var bunun. Bunun bir sebebi var ya. Yani. Ama ben o sebebi reddediyorum. Yani bana gelen mesajı reddediyorum. Diyorum ki negatifi koydum ortaya masaya. Herkese negatif enerji veriyorum. Herkese gözlüğü takmışım bile surat tutacağım. Evet abi sorun abi. Gideceğiz hadi. İşimiz var. Yiyorum negatifliği yani. Bu negatifliği de siz de soracağınız soruyu da sormuyorsunuz. Aman yürüsün gitsin falan diyorsunuz. İletişim koparıyoruz. Bitti. Ben demiyorum ki Pollyanna gibi sürekli dolaşımdan bahsetmiyorum. Böyle de algılamayın. Sadece hayattan alacağınız şeyleri koparmaya çalıştım. Eğer masaya negatifi koyarsanız bir halt alamazsınız. İş görüşmesine gittiğinizde karşınızda oturan kişinin önce bizde vardır diyor. Ay suratsızlar bak şimdi bir de böyle siz iğrenç bir de bana soru soracak sanki kendini ne biliyorum diye. Girdiniz mi konuya kişisel olarak adamsanız sizin için aynı şeyi düşünüyor demektir. Net yani. Ama gerçekten adam için iyi şeyler düşünürseniz farkında olmadan da sizin için güzel şeyler söylüyor. Bu bir iletişimdir. Ciddi bir ruhsal iletişim yani. Bunun çok örneğini yaşadım bugüne kadar. Ben çok şanslı bir insanım o manada. Açtığım hiçbir kapıyı kapatmadım. Kimseye de yaranmak için bir şey yapmadım. Hiçbir siyasi bağlantım da yoktur. Ve bugün buradayım. Allah'ın Karadenizlisi, Allah'ın Lazı. Kendini kurban yerine koy işte. Bakın hayatımda neler yapabildim. Karadeniz'de okudum, İzmir'de okudum. Hiçbir torpilim yok, hiçbir şeyim yok. Askerliğini birebir yaptım. Her şey normal. Ve bir anda orta oyunculara girdim. Ferhan Şensoy'la tanıştım. İş şirkette çalışıyordum. Şirketten de der ki yapma etme oğlum senden artist olmaz biz sana yatırım yapıyoruz sen işte iyidir pazarlamacıyımdır anlamışsınızdır konuşmamı her şeyi satabilirim rahatlıkla. Fakat ben genel müdüre ağladım dedim ki bir tek şey istiyorum Ferhan Şensoy'la yan yana bir resim olsun torunlarıma göstereyim bir tek onu istiyorum vallahi bir de bir şey istemiyorum dedim. Sonra orta oyuncularda oynamaya başladım. Sonra bir vakfı çocuk oyununda oynar mısın dediler. Ben bir Karadenizli olarak hayatımda hiç Türkiye'yi bilen bir insan değildim. O çocuk oyunuyla Türkiye'nin herhalde bir 57 tane falan ilini dolaştı. Ne Mardin'i, ne Doğu Beyazıt'ı, ne Adıyaman'ı, ne Bitlis'i, ne Muş'u. Hepsini dolaştım. Sonra o vakıfta çalışmaya başladım. 17 senemi doldurdum vakıfta. Toçev diye bir vakıf. 17 sene boyunca benim evde oturup düşünüp kendi gözümden uydurduğum sosyal sorumluluk projeleriyle hiç tanımadığım binlerce çocuk fayda sağladı. Ve mutlu oldum. Allah'ın bir Lazı'nın böyle bir şey yapma ihtimali var mıydı? Para kazanmaktan bahsetmiyorum. Paraysa zaten siz paraya gitmeyin, parası gelir. Doğruysanız, çalışkansanız, bir şeyler yapıyorsanız mutlaka gelir. 40 senedir ben tiyatro yapıyorum, kimse beni anlamıyor ya diyorsan bir yerde bir yanlışlık var. Bir şeyi yanlış yapmışsın. Sana gelen o mesajları doğru kaydetmemişsin. Bir şeyi de değiştirmemişsin. Kimseyi takmamışsın, bir iletişim kurmamışsın demek ki. Bir yerde bir yanlışlık var demektir yani. Hayatınızda var olmak istiyorsanız farkındalığınızı fark edin. Kendi farkındalığınızı fark edin. Bunu gerçekten bana hissettirirseniz benimle her şeyi yaparsınız. Ama siz de diğerleri gibi sıradan davranmaya başlarsanız, yani botoks yaparsanız, o zaman hayatınız aynı insanlardan biri olur. Yani ya tarih yazarsınız ya da tarihi okursunuz. Bu kadar basit yapacağımız şey. Buraya kadar nasıl durum? Ay. Başka ne söyleyeyim diye düşünüyorum. Bir de bunların hiçbiri, ben de ne bir kitap okudum, yani bir kitap okudum tabii de yani bunlarla ilgili hiçbir kitap okumadım. Hayatımda bunlarla ilgili yazılı bir şeyim de yok, bir metodum da yok. Yıllar önce gene böyle bir üniversite buluşmasına gittik. Gerçekten kardeşim olsanız ne anlatacaksam onu anlatarak bunları biriktirdim hayatımda ve bunları anlatıyorum. Başka hiçbir niyetim gayem de yok yani böyle bir hani Hakan Bilge'nin metodu falan diye bir şey yok yani böyle bir şey yok. Bu benim
gözümden uydurduğum şeyler. İster ciddiye alın, ister ağlayın, o ayrı bir şey. Evet, buraya kadar konularla ilgili sorunuz varsa onu paylaşalım. Aklıma geldikçe de ben yine fikirlerimi beyan ederim diye düşünüyorum. Ama başka sorularınız varsa onlara da cevap verebilirim. Aklımın erdiğince. Sanırım konuşurken uyuttum ben sizi. Ne gibi yani? Herhalde. Sor bakalım. Ben bambaşka bir şey soracağım. Bambaşka bir şey sor. Ben bayağı bir tiyatro yaptım. Gaziantep Devlet Tiyatrosu'nda lisede vardım. Ne güzel. Ama hani şey sormak istiyorum. Sizce tiyatro sahnesi olmak nasıl bir his? Hani herkese sormak istiyorum. Çünkü herkese daha farklı şeyler yansıtıyor bu. Sizin görüşünüz. Senin anlayacağın ne? Kıbrıs'ta olmak gibi bir şey mesela yani. Şimdi ben Kıbrıs'a geldim ya, çoluk yok, çocuk yok, dert yok, fatura yok, evrak yok, hiçbir şey yok ya. Özgür bir alandasın. Özgürlükten kastım, her bunu parmağı savurmaktan bahsetmiyorum ya. Kazanı yapasıyım falan, ondan bahsetmiyorum. Rahatlamaktan bahsediyorum. Tiyatro sahnesinde bambaşka bir sorumluluğum var. Beni izlemeye gelmiş, bizi izlemeye gelmiş insanlar var ve ben onları mutlu etmek zorundayım. İçimde de öyle bir garson ruhu vardır yani, hizmet etme ruhu. O ilişkiyi kurarken sahnedeki o özgürlüğüm beni çok mutlu ediyor. En huzurlu olduğum ve hani sokağa çıktığınız zaman toplumun, ülkenin, hayatın, dünyanın bütün konjonktürü size değer. Bomba patlar. Fatura edersin. Sokağa çıktığında o vardır da hani böyle bir kapandığında hiçbir şey duymadığın yer vardır ya, yani bir anda durup dururken siz oyun oynarken eşiniz sizi arayamaz. Hakan Migros'a geçerken burada bir yoğurt al demezsiniz. Veya ne bileyim işte fatura evra gelmez size. Öyle bir hayattan koptuğumuz, kendimizi sakladığımız ve birilerini mutlu etmek için değer gördüğümüz bir yer sahnemiz. Onun için benim en kutsal yerlerimden birisi, onun için de vazgeçemediğimiz yerlerden birisi yer. Senin için nasıl bir yer? Ben aslında gerçekten kendim olabildiğim tek yer. O zaman dışarıda başka birini mi oynuyorsunuz? Hayır, toplumun belli kuralları var. Onlara bir şeyler olmak zorundasın. İyi bir ailenin çocuğu olman gerekiyor, iyi bir evlat olman gerekiyor, iyi bir öğrenci olman gerekiyor ama sahnede o değil. Sahnede sensin. O zaman ben de sana başka bir şey söyleyeyim. Gel şöyle bir şey yapalım. İsmin neydi? Simge. Simge. Şimdi çevrendeki herkesin söylediği bir iyi terminolojisi var, yani iyi kelimesi var. Sen kendi iyinin, yani o kelimenin arkasında sakladığın ve çünkü sen sahneye çıkınca kötü mü oluyorsun? Yok. Hayır. Senin iyi oluyorsun değil mi? Hı. O zaman senin iyini anlatmaya çalışsana onlara. Yani senin iyinin ne olduğunu onlar öğrensinler, bilmeyebilirler. Çünkü onların da dedeleri onlara başka bir iyiyi anlatmış ya. İşte o iyiyi değiştirme şansına sahip olan kuşak sensin. Sen onu değiştirirsen işte baban onu öğrenecek. Çünkü sen de çocuğuna kendi iyini anlatacaksın. Emin ol ki senin iyin de çocuğunun iyisi olmayacak. Dolayısıyla ona anlayış göstermeyi düşünüyorsan eğer babanın da anlayış gösterme ihtimalini unutma. Yani kapıları kapatma. Onlar öyle diyor diye öyle bir şey olmuyor. Onlar onu demek zorundalar. Bit yani o papağan gibi söylemek zorundalar. Ama senin onu değiştirme şansın var. Yani şunu söylemek istiyorum. Sizin dünyayı değiştirme şansınız var. Abi burada okuyoruz biz yani işletmeye gidiyoruz. Oradan dünyayı nasıl değiştireceğiz demeyin. Vallahi değiştirmişsiniz. Yani dünyayı değiştirebilecek zekaya, dünyayı değiştirebilecek geleceğe sahipsiniz. Vaktiniz var. Ben uğraşamam abi. Benim hiç işim olmaz abi. Dünyayı değiştirip ne yapacağım abi? Bu da eyvallah, saygı duyuyorum, aynı mesele. Ama bunu deyip de dünyadan şikayet etmeyin. Tıpkı siyasetten şikayet edip, siyasetle ilgili hiçbir şey yapmamak gibi bir şey. Veya okulun yönetiminden şikayet ediyorsun. Bir gün de bir dekana sor Özgür Bey'e. Hocam bu niye böyle demiyorsun? Kantinde otur, vır, ver, de ver özgürlüğe. Ya bir git soralım onu. Ya beni mi ciddiye alacak? Niye almasın? Sor bakalım, belki alacak. Hayır, biz şeyiz. Aman abi, hiç ulaşmayalım. Böyle bir yere varamayız. Gerçekten varamayız. Şeyden bahsetmiyorum. Agresyondan bahsetmiyorum. Anarşizmden bahsetmiyorum. Şiddetten bahsetmiyorum. En büyük güç bunun içinde. Ben 49 yaşındayım. Daha hiç kavga edemedim. Edemedim ya. Ya bir erkekle, erkek erkeğe böyle bir hani vardır ya, kırktan sıkarsın falan. Böyle bir şey yapamadım. Birisi bana saldırmaya kalktı. Konuştum.
Ya arkadaş olduk. Ya çok konuştuğum için yeter abi falan dedi. Ya abi sonra görüşelim, bu konu çok uzadı dedi. Çünkü ne yazık ki şu kafadayım. Sizin de bu kafada olmanızı rica ediyorum. Gençlik ateşinizi bastırmak için. Başka bir öfke hikayesi anlatacağım. Birisi geldi. Sizin kız arkadaşlardan özür diliyorum. Annenizle ilgili bir küfürde bulundu. Hepinizin bildiği ama şimdi söylememiz gereken bir küfür. Şimdi ben 18 yaşında bir çocuğun, hadi diyeyim 25 yaşında bir çocuğun annem hakkında böyle bir ilişkiyle ilgili küfrettiğinde annemle o çocuğu yan yana koyduğumda böyle bir şeyi çocuğun tercih etmeyeceğini düşünen bir insan. Dolayısıyla annemle bu çocuğun ne işi olabilir? Demek ki benimle bir alakası var. Yani bunu ahlak manasıyla yorumlamayın, ne olur. Ama gerçekten o ana, o ana değil. O çocuk, o çocuk değil. O çocuğun annemle ne işi olabilir? Ben de çocuğa küfrettiğinde, bir kere oldu böyle olay. Benim anneme sövdü denilen terimle söyledim, sövdü. Ben de durdum dedim ki, birader bir saniye. Benimle ilgili bir şey söylemek istiyorsan bana söv. Çünkü annemle bir muhabbetin olma ihtimali yok zaten. Zaten çocuğa böyle gelince çocuk bir durdu. Çünkü annesiyle ilgili, annemle ilgili bir şey söyleyince ben de onun annesiyle yakın akrabalarıyla ilgili bir başka küfürle cevap vermem gerektiğini düşünüyorum. Bunun, çünkü vermezsem şerefsiz, hatta erkek değil, hatta ne biçim delikanlı olması gerekiyor. Fakat şu an bir üniversitede olduğumuza göre, bir bilim merkezinde olduğumuza göre, o annenin o anne olmadığını, o küfrün gerçekleşme ihtimali olmadığını düşünecek eğitim alıyoruz. İlkokulda olsak bu küfre cevabım her zaman o cevaptır. Ama ben ortaokul okuduysam, liseyi okuduysam, üniversiteyi bitirdiysem, hatta bir meslek sahibiysem, o annenin o anne olmadığını biliyorum. Onun için size tavsiyem, birisi size küfrettiği zaman, gerçekten eğer ona ne diyor oğlum saçmalama deyip gülümserseniz, annemle senin ne işi olur desen, olay zaten taziye bağlıdır. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ama bana güvenerek bunu yapmıyorum. Ben yaptım oldu bilmiyorum ya. Yani. Mesela üniversite, lise 3. sınıftayım. Okulun en güzel kızları bizim sınıfta Tom, Spigen, Aslı, 3 kız var. Okulun en güzel kızları, bütün kızlar peşinde. Ben de şöyle büyütülüyorum, annem bana diyor ki lise sona kadar, oğlum bu kızlar senin kız kardeşin diye büyüttüğü için ben de benim kız kardeşim diye bakıyorum. Sıfır cinsel hayat lise sona kadar, öyle dolaşıyoruz. Yani sürekli film seyrediyoruz, hiçbir ilişkimiz yok kimseyle, herkes kız kardeşimiz falan dolaşıyoruz böyle. Sonra Sinan mı, Seyit mi, Sait mi, çocuklar, böyle vardır ya lisenin önünde falan böyle dururlar falan filan diye böyle beklerler falan filan, öyle bir çocuk. Hani okulun içinde hiç görmedim çocuğu ama takım elbiseli yani okul kıyafetli ama hep kapının önünde sigara içiyor falan böyle. Bir gün böyle çağırdı, gelsene kardeş dedi. Buyur dedim. Gel gel dedi falan. Gel lan abi. Sen dedi bir daha Tomlis'in yanında görmeyeyim dedi. Niye dedi? Ne niye lan dedi, işte Tomlis'in yanında görmeyeceğim seni dedi. Tomlis'in yanında olmayacaksın dedi. Olmayacaksın bu kadar dedi. Ben ki, abi bir şey söyleyeceğim. Tomlis benim kız kardeşim. Ben kız kardeşimin yanında dolaşmayacaksam nerede dolaşacağım dedi. Şimdi çocuk şöyle yaptı. Nasıl kız kardeşim sen? Tomlis'in abisi mi var dedi. Evet abisi var. Ben abisiyim. Tomlis'in abisiyim ben dedi. Şu çocuk nasıl şu hale geçti? İnanın hatırlamıyorum. Dolayısıyla dedi ki yapma abi ya pardon abi. Kusura bakma falan filan. Eli misin? Öpüştük. Bir sene boyunca ne zaman görse beni önüne gitti. Ne yapıyorsun? İyidir sağ ol kardeş sen ne yapıyorsun? Dedi geçti. Şimdi dolayısıyla ben o çocuğu dövmeye kalksam ki dövemezdim, döverdi beni. Çünkü benden bir yaş büyüktü, bir sene büyüktü. Ama bu kuvvetle ben o çocuğu dövdüm. Hatta bir sene boyunca itibarla gördüm yani. Şimdi dolayısıyla eğer üniversiteyi okuyorsanız, eğer gerçekten okuyorsanız o zaman bundan daha güçlü şeyleri okuyorsunuz. İlkokulu bitirdiyseniz kavga edelim abi hep beraber. Sorun değil. Savaşalım yani. Ama üniversiteyi okuyorsak, bu kadar kendimizi geliştiriyorsak, bunu bunlar için yapıyoruz. Kendimizi büyütmek için yapıyoruz.
Bunu da söyledim arada. Bak gene kardeşim olsanız ne anlatacaksam onu anlatacağım. Evet, başka soru var mı? Efendim? Başka soru, zaten bir tane soru geldi değil mi? Evet, buyurun efendim. Çocukta şiiri değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok iyi başarıyorsunuz. Mesela Doğu ağzı, Ege ağzı nasıl başarıyorsunuz? Eğitimle mi, doğal yeteneği? Şimdi ben şunu söyleyeyim. Oyunculuk denilen şey zeka ve disiplinle olan bir şey. Yani seninle beraber biz iki ay çalışalım. Sen zekiysen ve beni ya veya başka bir hocanın lafını dinleyip disipline edip uygulamayı başarıyorsan sen de oyuncu olursun. Oyunculuk böyle bir şey. Bu da şiiri hikayesi tamamen bir disiplin hikayesi. İşte orada Urfa işinde Karadeniz'de olduğum için cepten yedim aşkım aşkımda falan o. En çok hani sıkıştı olduğunda memleketteki halaoğlunu arıyorum. Bir 10 dakika konuşuyorum, kulağıma alıyorum şeyi, şiveyi. Ondan sonra çekime girdiğimi biliyorum. Bu da oldu hani. Çünkü aynı dönem Aşkım Aşkım zamanı bir filmde bir doğulu oynamıştım. Kulak gitti doğuluya. Çekime girdik bir gün sonra Aşkım Aşkım'a. Dedim bir dakika bir durun dedim. Halaoğlunu aradım. Ne yapıyorsun dedi. İyi valla ne oluyor. Bak bir böyle konuştuk böyle bir. Aldım kulağı. Oradan çıktık. Melodi aslında şive hikayesi şarkı gibi. Yani Urfa Ağzı'nın bir şarkısı var, melodisi var. Urfa mesela çok enteresan, çok zordu. En zorlandığım şeylerden biri de Urfalı Kartal diye bir kardeşimiz var. O, onun hocalığında öğrendik. Ama mesela Urfa'ya gittik. Urfa'yı biliyorsunuz bir dönem Fransızlar işgal etmiş. Böyle bir Fransızlarla Urfalılar arasında bir ilişki olmuş. Fransızca bilen var mı aranızda? Hiç. Fransızcanın ama böyle ağasını bilirsiniz herhalde yani. Kırtlaktan konuşurlar. Aynı gırtlak Urfa'da da var. Dolayısıyla oraya gittikten sonra dedim ki acaba Fransızlar mı Urfalılardan bu gırtlağı aldı yoksa Fransızlardan mı Urfalılara bu gırtlak geçti onu anlayamadım. Kim almıştı? Onlar bizden, sizden değil mi? Kesin öyle bir şey var ya bilmiyorum ama çünkü bizde oynayan Sarp eğitim hayatında Fransızca eğitim aldığı için onun da böyle bir iki tane cümlesi vardı küçük ağda. Böyle yani Urfalı gibi konuşuyordu orada doğuda, doğu İstanbul'da büyüdüğü için. Mesela o çok güzel kıvırdı Fransızca altyapısı olduğu için. Ben bir Karadenizli olarak benim için çok zordu yani çok zorlandık, uğraştık bayağı. Ama tamamen disiplinle alakalı bir şey. Ama çok keyifli bir şey. Ben mesela Urfa ağzını çok seviyorum. Hala yani hem korumak için hem de eğlenmek için böyle bazen mesela işte Kartal Martal ne haber nasılsın diye arıyor bizi. Hoca, onlar direkt yani Urfa ağzıyla nasıl sen evi sen vallahi nasıl o şeyi, o melodiyi seviyorum. Yani Teza Ege, işte bu Kundilli'de Ege ağzı yaptık. O da mesela başka bir melodi. Ben bir de böyle bir şey olduğu zaman oraya gidip orada bir kahvede oturmayı çok seviyorum. Yani o kulak işte orada oluyor, o melodi orada oluyor. Mesela işte Ege'ye gidiyorsun, beş kişi konuşuyor, bizim Karadeniz'de de vardır o. Sanki beş kişinin konuşmasını al bir kasete kaydet, şarkıdır o. Diye var. Diyalog aslında bu ama sanki şarkı gibi. Öyle bir melodi. Urfa'da da aynı hikaye var. Karadeniz'de mesela Samsun'un kardeşim de bilir. Hani bizim orada iki kişi sokakta karşılaşır. Uzaktan baksan dövüyorlar birbirlerini. Yani kavga ediyorlar. Ne yapıyorsun? İyi senin abi. İyi de ne olsun? Neredesin? Neredesin? Ya neredesin? Sanki yani hesap soruyormuş gibi ama aslında normal soruyor. Yani merak ettiği için soruyor ama yani ifade bu. Neredesin? Nerede oluyor? Neredeyim yani? Yani o bir, her bölgenin de kendine ait öyle bir şey tarafı var. Ama keşke hani mesela yapmadığımız ne var? Bir İç Anadolu bölgesi çok yapmadık mesela. O bir işte de öyle bir çalışsak. Onu da işte biriktirmek böyle bir şey hayata dair. Tavuk suyu çorbası hikayesi o işte yani vitamin hikayesi o. Hayatta öğrendiğiniz her şeyi ben orada o işi geçiştirebilirdim. Kimse derdine yanmayabilirdi. İki tane Urfalı şivesi diye mahalı oynayabilirdim. Ama onu öğrenmek benim hayatıma çok şey kattı. Urfalı bir sürü insanla daha çok muhabbet edilme hakkı çıkardı. Onların hayatında daha çok saygı görmek, ilgi görmek, alaka görmek gibi bir şey. İletişim kurdurdu bana yani. Ve ben bir şeyi daha kaydedip cebime koydum. Bu çok güzel bir şey. Bence paradan çok daha değerli bir şeydi yani. Onun için hani bu biriktirmek hikayesi dediğim bu. Tıpkı gazeteyi okurken ön sayfasını ve spor sayfasına bakmakla açıp içindeki köşe yazılarını okumakla alakalı bir şey. Yani nicelik ve nitelik hikayesi gibi. Gazete okudum mu okudum abi. Köşe yazarları kim bu gazetenin diye sorduğunda kimse bilmiyor. Abi onu oku. Ön sayfa, arka sayfa zaten gazete içinde de var. Bak böyle geç. O gazete okumak o değil ki. Yani içine girip gerçekten niye olmuş bu, nasıl olmuş
Yani herkes bir şey yapıyor. Ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız önemli hikayesi var ya. Yani bu da tıpkı hani final değil süreç diye anlatmıştım ya, süreci mutlu kılmanız gerekiyor diye. Ne yaptığınız da önemli değil, nasıl yaptığınız önemli. Onun için çok değerli olan şeyi, işte sizin farklı bir şey bulursanız nasıl yaptığınızı etki yaratmış oluyor işte. Yaptığınız şeyi değerlendirip farklı kılmaya başlıyor. Evet, başka soru var mı? Çok derine indim. Buyurun efendim. Her şey iyi. Adımca sorular yapmış. Staj aradığı için sorgulmakta güçlük çekiyoruz. Çünkü nedeni şu bence, şimdi ben bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Bir iletişim var ya, şu an onu beyin şey diye çalışıyor, kaydetmeye çalışıyor. Alıp kaydederken de soru sormak çok kolay bir şey değil. Haklısın ama kafanıza bir şey takılır diye ısrarla ara ara kesip soruyorum ben de size. İşiniz çok zor çünkü herkese göre bir rol modelleri var. Ve bu televizyondaki kişiye karşı daha çok fazla. Bir senaryo geldiğinde bir şey yok yani işte bu filmi oynayacaksınız. Hangi kriterlere bakarsınız? Bu kadar düşünceyi hangi kriterlere göre rol ayarlayabilirsiniz? İşte her oyunu oynamazsınız doğal olarak. Neye göre o kriterleriniz vardır? Atıyorum çünkü bir küçük çocuğun sizi izleyeceğini biliyorsunuz ki daha yaşı büyük olanlar. Herkes ayrı geçecek bir rol veriyor bunlarda. Şimdi şöyle bir şey var. Sinema, televizyon ve tiyatroyu bir ayırmamız lazım. Bu konuda senin söylediğin kriterlere en çok dikkat ettiğim ve en çok derdime yandığım yer aslında tiyatro. Sinemada keza bir tarih yazdığı için hani benim için torun esprisi önemli bir espridir. Harbiden bundan 30 sene sonra, belki 50 sene sonra, belki 100 sene sonra bugün izlediğimiz filmler gibi işte Zeki abinin, Kemal Sunal'ın filmlerini izlediğimiz gibi yani öbür gün benim torunumun çocuğu, bak oğlum benim dedemin bilmem nesi diye babası ona bir DVD veya o zamanki dijital ortamda olacaksa orada benim filmimi seyrettirdiğinde babasının keyifle beni, torunumun beni keyifle izlemesini istediğim şekilde değerlendirmeye çalışıyorum kendimce. Ama dizi denilen şey bambaşka bir şey. Dizi bir sektör. Yani dizi kuyumcular çarşısı, dizi işte Cimle pazarı, Cimle çarşısı falan. Yani dizi öyle bir yer. Dizide reklamlar var televizyonda. O televizyon reklamlarının arasına bize dizi çektiriyorlar. Yani siz sırf reklam seyredin diye biz orada dizi çektiriyoruz. Dolayısıyla o dizi onun için hiçbir zaman bitmiyor veya bazen iki bölümde bitiyor onun için. Yani onun için sağ yollarda bir şey tutturdularsa eğer. O konu sarpa sarıyor, aynı yere gidiyor, bitmiyor. Bu konuda benim kendime ait hassasiyetlerim var. Küçük A döneminde de oldu. Küçük A'yı kötü kullanmaya kalktılar. Çocuğu bir eşkıyaya çevirdiler. Çocuk şımarık bir çocuk oldu, bir kahramandan çıktı. Bununla ilgili çok ciddi eleştirilerim oldu. Babası bir olayı çözemeyince adamı dövmeye kalktı. Ben yazarak telefon açtım. Böyle örnekler olmaz bu diziyi 10 yaşına kadar çocuklar seyrediyor dedim. Ama ben kendi tepkimi koysam bile ben yapımcı olmadığım için ben çıkıp gene Maho'mu kendi halinde oynadım. Ama Maho olarak oynayabildim. Yani kendi kulvarımda yönetmenle tartışıp kendimi toparlayabildim. Şunu diyebiliyorsun sen. Bunu yapmaz Maho. Bunu yapmamalı. Bunu yapar, bunu söyler ama bunu söylememeli. Ben ikna etmeye çalışırım yönetmeni ve inanmadığım hiçbir şeyi oynamadım bugüne kadar. Ya da yönetmen beni ikna eder, benim bakamadığım bir yerden baktırır ve beni ikna eder, oynarım. Genel olarak bir tekst geldiğinde kabul edip etmeme konusuna gelince de herhangi bir siyasi görüşün sahibi değilse kanal, herhangi bir birilerini ikna etmek için bir pazarlama varsa işin içinde, eğlence, aşk, hikaye, sosyal mesaj değil de başka bir kötü niyet varsa bu işin içinde olmam. Ha, bir sinema filmi vardır ki mesajı tamamen barıştır. O zaman kötü adam oynarım. Ondan bahsetmiyorum. Ama filmin makrosu, filmin kendisi gerçekten bittiğinde bir kesimi değil de barışı istiyorsa, benim inandığım atıyorum Atatürk'ü anlatıyorsa veya ne bileyim Cumhuriyet kafasını anlatıyorsa buna saygı duyarım, orada kötü adam oynarım. Hiç önemli. Ama başka bir kafaysa inanmadığım bir şey işte niye bulayım? Öyle dönemlerim oldu, öyle dönemlerde gittim garsonluk yaptım. Öyle dönemlerde gittim tencere sattım. Öyle dönemlerde gittim seramik sattım. Çalıştım. Hiç o topa girmedim yani. Günlerce aradılar beni. Şimdi isim vermek istemiyorum kanallarla ilgili ama
Günlerce ben istemiyorum kardeşim. Çalışana da bir şey demiyorum. Kimsenin emtirasını ben ödemiyorum. Ama ben onu yapmak yerine garsonluk yapmayı tercih ediyorum dedim ve yaptım. Onun için de bugün hala ya Hakan Bilgin acaba yukarıdan mı o tarafın adamı mı bu tarafın adamı mı diye herkes düşünüyor. Ben de bilmiyorum kimsenin adamı değil mi çünkü. Çünkü babam bizim sana iki ayrı terbiyeden bahsetmek istiyorum. Ortaokulda tiyatro yaparken Ordu Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu diye bir tiyatro vardı. O tiyatroya seçildik biz. Böyle 4-5 liseden. Ve orada hiç tanımadığımız insanlara oyun oynadık. Orada Aydın Üstüntaş diye Allah rahmet eylesin bir hocamız vardı. Dedi ki Ordu küçük bir yer. Sahneye çıkıp bir şey yaptığınızda, sahneden indiğinizde, sahnede gösterdiğinizin aksini yaparsanız bir daha sahneye çıktığınızda kimse size inanmaz dedi. Bundan daha büyük, annemden babamdan aldığım terbiyeden çok daha büyük bir terbiyeydi. Yani ben sahneye çıkıp size düzgün olmanızı, iyi olmanızı, efendi olmanızı, sarhoş olmamanızı, sosyal sorumluluk kafası birisi olmanızı anlatıp sonra aşağı inip bunun aksini yaparsam bir daha çıktığında bana inanır mısın? İnanmaz. İşte ben de hayatımda orada nasıl davranıyorsam burada da öyle davranmaya çalışıyorum. Onun için de şeyi çok anlamıyorum. Star kafasını çok anlamıyorum. Çünkü yani benim burada bulunup sadece selebriti olarak evet arkadaşlar demek bana çok saçma geliyor. Benim gerçek anlatacaklarım varsa gerçekten burada bulunmalıyım. Bir faydam varsa bulunmalıyım. Yoksa hiçbir manası gelmiyor. Ne yaptım ki ben? Yani Urfalı şivesi yaptım diye ben nasıl bir değer görebilirim ki? Bilimin, atomun parçalıdır ben. Ya eminim benden çok daha önemli işler yapmışsınızdır. Çok ciddi söylüyorum. Onun için bir şeyler anlatmak için gayret etmeye çalışıyorum. Yoksa ne yaptık la yani? Ne yaptık yani? Ne, televizyona çıktık. Benim yaptığım sadece ekranda beni gördüğünüz için önemsiyorsunuz. Yoksa benimle beraber 50 kişi çalışıyor. Ben orada gözükeyim diye onları tanımıyorsunuz mesela. Halbuki benden daha çok iş yapıyorlar. Bu öyle bir şey. Ben bu kafada olduğum için. Bana hani onun için aşağısı ile yukarısı çok değerli. Onu da söyleyeyim. Bir de çok konuşuyorum ya. Yani valla kendimden bir soruya bu kadar uzun cevap verir mi ya? Sorumuz yok. Soru onlar. Sağ olun. Evet efendim buyurun. Dizilerde senaryo var. Bu senaryolarda ezber niteliği nedir? Doğaçlama fazla mı yoksa hep ezbere bağlı mı? Tabii ki ezbere bağlı. Ezber. Doğaçlama şöyle var. Tabii sen işte o şimdi şöyle oldu. Hikayeyi anlatayım size. Senaryo yazılıyor, sete gidiyorsun. Sete geldiğinizde tabii iki gün önceden falan gönderilmesi lazım veya bir hafta önceden ama bazen sette de geliyor senaryo. Okuyorsunuz. O sırada karşıda okuduğunuz, beraber oynadığınız insanla beraber de okuyorsunuz. Okurken hocaya diyorsunuz ki mesela burası çok uzun hocam, burayı çıkartalım veya buraya şunu ilave edebilir miyim diyorsunuz. Onu çalışıyorsunuz. O bir okuma provası oluyor. Ayaküstü. İşte sizin saçınızı yaparken, işte kıyafeti giyerken, mikrofonu takarken falan o sırada bir çalışma olur. Bu esnada bir şeyleri değiştirebiliyorsun. Ha olmadı, sahneye girdin, sahnede öyle bir enerjiyle yükseldin ki suplex denir ona, yani yukarıdan vahiy gelir sana, bir anda bir laf edersin ve çok komiktir veya doğrudur veya yanlıştır. Hocanın da onu kesip ekleme veya çıkarma gibi bir kafası vardır. Onun için onu rahatlıkla yapabilirsin. Doğaçlama da var yani. Ama ben nasıl ezberliyorum? Ben hayatta ezber yapabilen bir insan değilim. Ama işte yıllardır öldüm. Mesela şimdi bizim seninle kurduğumuz diyaloğu yazan birisi var mı? Yok. Yazan birisi var mı dedim sana, sen dedin ki yok dedim. Bunu yazmaya gerek var mı? Bunu ezberlemeye gerek var mı? Yok. O zaman ben hikayeyi ezberliyorum. Ezber denilen şey böyle bir şey. Yani sayfayı ezberliyorum. Ne anlatıyor? Ben ne yapıyorum? O ne yapıyor? Nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Hangi kelimeler olabilir ki? Bana günaydın diyen birisine ben iyi akşamlar demeyeyim demem. Hikaye böyle bir şey, ezber böyle bir şey yani. Hatta bununla ilgili komik bir hikaye var, anlatayım size. Vaktimiz var mı? Ben kaptır konuşuyorum yani. Yani dersi olan gitsin. Açık Mutfak diye bir iş vardı, Türkmax diye bir kanal vardı, belki hatırlarsınız. Şey, kablolu kanal falan gibi bir kanaldı yani. Çok şeyde yayınlanmayan. 10 dakikalık dizilerdi öyle. Donlay Soysert'le Karı Koca oynuyoruz. Böyle tek kameradan çekilen falan bir şey. Bir de yöneticimiz var. O zaman da böyle senaryo yürüyor. 6 sayfalık. Okuyoruz, çekiyoruz, okuyoruz, çekiyoruz. Öyle bir şey yani. Yani yarısı kesinlikle doğaçlama. Demir abi geldi. Yönetici. Demir abi de böyle hani aktör falan bir abimiz.
Hakan'cığım bir şey soracağım sana. Kusura bakma ama ya dedi şimdi senaryo gelince dedi bir dedi onu dedi bir hani okumak, bir deşifre etmek yani bir ezberlemek lazım. Siz nasıl oluyor da bunu böyle yani falan dedi. Değil mi abi? Bir şey soracağım sana. Dün dedim sizin komşu dedim karısıyla kavga etti. Yok dedi. Hayır dedi şu hikaye anlatıyoruz sana dedi. Kavga etti, polis geldi, karısıyla ayırdınız, siz yukarı çıktınız. Bu arada senin karın dedi ki ya aslında benimle bunlar kavga etti dedi. O sırada polise sen dedin ki ya boşverin biz bunu halledelim dedi. Sen sonra gelip ikinci gün bana dünkü olayı anlatır mısın dedim. Tabii anlatırım dedi. Nasıl anlatırsın abi dedim. Giriş, gelişme, sonuç arada senin karının söyledikleri, adamın söyledikleri, polisin söylediklerini hatırlarsın ve söyler misin? Ben söylersin. İşte ben dedim bu hikayeyi dün yaşanmış bir olay gibi okuyorum. Sonra ekrana geçip anlatıyorum. Nasıl şey? Evet abi hikayeyi ezberledim. Bütün oyun, bütün 6 sayfada neyi anlatıyoruz? Hikayeyi ezberle zaten sen ben sana lafı söyleyince senin aklına gelecek onu okudun işte. Peki dedi. İkinci tekrarda falan kurtardı çektik. Çünkü 6 dakikayı komple çekiyoruz yani. Hani öyle araya kesme falan yok. Aradan bir ay geçti. Yine böyle çekimlecim, yine okuyoruz bakıyoruz dolayı. Tam geçerken Demir abi bir de bir gün gelmiş bir oyuncu arkadaşımız vardı. Demir abi oturmuş böyle sandalyeye yanına diyor ki bak sevgili kardeşim bu Hakan Bilgin metodu. Şimdi hikayeyi ezberliyorsun. Önce bakıyorsun sonra hikayeyi ezberliyorsun. Sanki dünkü olay gibi falan. Benim hikayeyi satmaya başladı. Böyle kulağı böyle yayıldı. Sonra bu da benim gerçekten gözümden uydurduğum bir şey. Hiç böyle bilinçli yaptığım bir şey değil. Tamamen deneme yanılma yolunda bulduğum bir şey. Bir yerden okuduğum bir şey. Sonra Amerika'da eğitim almış bir arkadaşımız vardı. Çağ Çalışkur. O geldi dedi ki abi bir şey söyleyeceğim. Sırf bunun için biz 6 ay eğitim oluyoruz dedi. Böyle bir metot var dedi. Bilmiyorum. Şimdi işte tekrar görüşmenin başına dönüyorum. Ben bunu farkındalığımı fark ettiğim için keşfettim. Bakın ben bir Laz olarak Amerika'ya gidip 6 ay o eğitimi alsam da aynı şey görecektim. Ama ben Allah'ın bana verdiği o neyse onun adı bilmiyorum. Ben onu fark ettim. Yani hani zor durumda kalınca fark edersin ya. Ben bunu ezberleyemiyorum abi. Nasıl ezberleyeceğim? Hikayeyi ezberle bakalım Hakan dedi demek ki beynime. Ve ben onun hikayesini ezberleyip öyle bir çözüm buldum. Çözüm bizde, içimizde. Amerika'ya gitmeye gerek yok yani. Ben buluyorum. Siz de bulabilirsiniz. Yeter ki onun derdine yanın. Ya ben şimdi onu nasıl ezberleyeceğim? Bunu nasıl ezberleyeceğim? Of falan dedim. Bitti, geçmiş olsun. Yok öyle bir şey. Hayatımızda böyle bir şey. Hepiniz her şeyi yapabilirsiniz yani. Her şeyi. Hiçbir şeyden vazgeçmeyin. Hiçbir şeyi ertelemeyin hayatınızda. Sizin kaderiniz başka bir şey kazandırabilir size. Ayrı mesele. İlla her istediğiniz olması gerekmiyor. Ama bilin ki eğer o kazanamadığınız şey kazanılmıyorsa bir sebebi var. Başka bir şey kazanacağınız içindir yani. Diyorum bu konuyu da gene kısaltayım. Evet buyurun. Günümüzdeki dizi sektörü hakkında sistem ettiğiniz ve farkındalık yaratmak istediğiniz bir konu var mı? Var, çok uzun çekim var ve zaten çok uzun dizi var. Yani 120 dakika bir bölüm var. Biz 6 günde bir film çekiyoruz yani ve çok zorlanıyoruz. Onun içinde zaten iki ekip var. İki ayrı ekip çalışıp, iki dizi ekibi çalışıp diziyi birleştiriyor yani. Yani en saçma sapan şey dünyada böyle bir örnek yok. Bir tek sistem ettiği bir şey yok. Onun haricinde her şey yolunda. Buyurun efendim. Merhaba, Ocak hoş geldiniz. Vallahi gömmeye gidiyorsun zannettim, korktum ha. Hocam nereden? Hadi buyurun değil. Dur başlayalım. Hayat. Hayat beni bu hale getirmiş. Evet. Bak böyle de bir hale gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya bak değerlendirmiş arkadaş zamanını. İşte en özendiğim adam sensin vallahi. Bak şu mesleğinde, şu hayatta. Şöyle bir, yani bu disiplinim mesela disiplin dedim ya. Şu disiplinim yok. Yani şu disiplinim yok mesela. Bu müthiş bir şey. Saygılar. Başka disiplinlerde iyisiniz. Estağfurullah. Buyurun sözünü böldüm. Benim sorun sizin direniş yaptığınızla alakalı değil. Ama biri hakkında ve sistem hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Buyurun. Deniz Günçe gibi, Yunus Günçe gibi bilgiye sahip, eğitimi yerinde, kariyeri olan ve konuşabilmeyen yani sahip bir adamın popüler kültürün getirdiği WhatsApp bir programda geldiğini hatırlatma çabası ve ondan sonraki kariyeri geliştirme çabasını sistemin neresinden görüyorsunuz? Acaba kendini pazarlayamadığı için mi bu durumda? Yoksa sistemin onu pazarlamasına, kendini pazarlamasına izin vermediği için mi bu durumda?
Şimdi bunu şöyle cevaplamaya çalışayım. Yunus'u evvelden daha iyi tanıdım. Şimdi o kadar görüşmüyorduk şu an, 10 senedir. Yunus gerçekten entelektüel bir yerdir, çok okumuş bir yerdir. Kendine dair farkına varmış bir adamdır ama farkına vardığı şeyi çok topluma da anlatabilmiş bir adam değildir. Onun için de elde etmesi gereken kariyeri elde edememiş bir adamdır. Çünkü biz daha televizyonda falan yokken Yunus televizyoncuydu, program yapıyordu. Ayrıca yakışıklı bir çocuktur falan, hani Batiste güzeldir falan öyle biriktir ama istediği kulvara giremedi. Demek ki o yolda bir yerde bir yanlışlık oldu, bir şey oldu. Bir ya ego devreye girdi ya bir menfaat, bir şey bilmiyorum ama bir yerde bir durdu hayatı. Yani kaderini durdurdu, kaderinde kazanması gereken yerleri alamadı. Sistemde eşit yüzüm olabilir mi? Sisteme geleceğim. Bence hiç sistemle alakası yok. Yani sistemse niye diğerleri, o zaman diğerleri sisteme mi uymuyor? Ben de onu merak ediyorum. İşte acaba şöyle, sisteme... İki tane şey var. Ne var biliyor musun? Şu anda ben atıyorum 30 senedir tiyatro yapıyorum. Ama 2 senedir tiyatro yapmış birisi televizyonda benden daha çok para kazanıyor. Şimdi ben sisteme uymadığım için mi az para kazanıyorum, yoksa o 2 senedir çocuk sisteme uyduğu için para kazanıyor? Bunun derdine yanmak bir kere bana çok ciddi vakit kaybettiriyor. Ben kendi kaderimde bulmam gereken kazancı bulamıyorum. Onunla uğraşmak. Yunus'un yaptığı şeyin doğru veya yanlışını tartışmıyorum ama Survivor konusuna gelmek istiyorum. Survivor denilen şey, evet popüler kültürün getirdiği bir aksiyon programı ve çok ciddi seyircisi olan bir program. Ve bugüne kadarki denemelere baktığımızda o programdan çıkan 10 tane adamdan 5 tanesi hala gündemde, 5 tanesi yok. Ama o 5 tanesi gündemde. Belki 5 tanesi kabul etmediği için gündemde olmayı istemiyor. Ama diğer 5 tanesi de işte mesela o Turabi galiba değil mi? Mesela Turabi şimdi dizide oynuyor mesela. Şimdi Turabi'nin bugün dizide oynaması benim için bir standart değil. Turabi'nin dizide oynadıktan sonra eğer kendini geliştirirse 5 sene sonra hala dizide oynuyorsa bu bir standart. Dolayısıyla Survivor bir zemin diye düşünmek lazım. Az önce söylediğim şey var. Ne yaptığın değil, nasıl yaptığın önemli. Survivor'da Yunus'un nasıl durduğu önemli. Survivor'dan Yunus'un nasıl çıktığı önemli. Survivor'dan sonra Yunus'un nasıl yaşadığı önemli. Benim için nasıllar çok da önemli. Ne yaptığı önemli değil. Yani bir insan Survivor'ın içinde de yani hepimiz, ben mesela Survivor izleyen birisi değilim. Bizim bakıcı ablamız var. Derine bakan ablamız. O ciddi bir takipçisi. Dolayısıyla kanallar arada bir açılıyor. Survivor tabii ki ilk başladığında ne lan bu diye baktık haliyle. Acun'un işi falan filan diye baktık haliyle. Ama şundan bahsediyorum. Takipçisi değilim ama haliyle oradaki o çeşmekeşi mücadeleyi gördüğün için ciddi bir takipçisi var. Ve çok entelektüel insanlar da takip ediyor. Dolayısıyla sen bir isim olarak orayı bir platform olarak kullanabilirsin. Sıçrama taklası. Efendim? Sıçrama tabii taklası. Aynen öyle. Kullanabilirsin. Ama bunu nasıl kullandığın önemli. Sen orada gayet çirkin bir adam olursan, orada herkesin arkasından konuşursan, orada bir de yani şeyin yok, hani kaçarın yok yani. Dizide mesela sizin o çok güzel gördüğünüz ablaların ne kadar aslında cazgır olduğunu anlatamam size. Bazıları, hepsini söyleyemem tabii. Ama burada çırılçıplaksın. Her yerde seni yakalıyorlar abi. Bir de tutamıyorsun kendini. Ya o bana şunu dedi, bu bana bana, eyvah diyor, ay Yunus veya işte kimse, işte neydi öteki bizim topçu? Yatağa, sen ne iğrenç bir adam mısın diyebiliyorsun mesela. Onun için nasıl, onun için çok değerli bir şey. Dolayısıyla senin söylediğini sen daha sormadan söylemek istiyorum. Senin de derdin çevrendeki konjonktür olmasın. Derdin kendin olsun. Sen hepsini aşabilirsin. Toplum ne olursa, hayat ne olursa, Türkiye ne olursa, sana gelen baskı ne olursa, siyasi baskı ne olursa, sen hepsini aşabilirsin. Sen bundan vazgeçme. Mücadele ettiğin şey sen ol. Başkası değil. Sistem olmasın yani. Yani düşün ki ben sana başka bir örnek vereyim. Ben tiyatroda 2 ay çalışıyorum. Seyirci gelirse 150 lira yövmiye alıyorum. 2 ay çalışıyorum. 150 TL yövmiye alıyorum. Dizide çalışıyorum. Şimdi onların fiyatlarını vermeyeyim. Paralel gidelim. 1500 lira veriyorlar diyelim. Filmde çalışıyorsun 15 milyon. Reklamda çalışıyorsun 150 milyon veriyorlar. Bak. 150 milyon, 150 TL. En fazla emek verdiğim şey tiyatro 150 lira veriyor. Bir gün reklamda duruyorum, yapıyorum, 150 milyon veriyorlar. Şimdi bak, böyle bir değersizler durumunda
yapman gereken böyle iş mi olur lan? Şuna 150 milyon vermiyorsun, şuna 150 milyon veriyorsun. Niye bunun derdine düşeyim ya? Ben kendimi doldurmaya bakıyorum. Maddi doldurmaktan bahsetmiyorum. Biriktirmeye bakıyorum. Kendimi geliştirmeye bakıyorum. Şurada gelmişiz buraya. Şurada 100-150 kişinin 5 arkadaşım hayatında yarın sabah kalktığında ya bugün güzel olmalı ya. Evet ya Hakan abi böyle bir şey söylemişti. Hadi bakalım bugün yürümseyelim ya. Yürümseyelim ulan bir daha bakalım dese benim için tamam abi bitti. Burası benim için bitmiştir. Süper. Harika yani. Benim de görevim bu. Ben bunu yapıyorum. Sonra da gidiyorum. Kendimi mutlu etmeye çalışıyorum. Mutlu etmekten kastım o terminoloji değil. Mutlu etmek. Mutlu etmek yani. Bunlarla uğraşmaya değmez. Abi çocuk 2 sene çocuk 26 milyon lira alıyor biliyor musun bölüm başı? Sen kaç alıyorsun? Allah canını almıyor. 30 senedir tiyatro yapıyorsun. Ben düşünsene şu psikolojik. Siktir niye tiyatro yapıyorum? 30 senemi verdiğimden bununla niye uğraşıyorum? Ulan bu çocuğa niye bununla uğraşıyorum? Onun kaderi. Bana ne? Bana ne? Survivor yapmışlar. Bana ne? Yunus Güncü yok. Bana ne? Sana ne? Boş ver ya. Vallahi sana ne? Senin derdin sen kendi hayatında Kıbrıs'taki Survivor yap. Ama senin inandığın Survivor yap işte. O popüler olmayan Survivor yap. Sen ama onu düşünmek için beynini harcatmak yerine var olan konjonktürdeki iğrençliklerle uğraştırıyorsun. Bu düzen niye böyle? Bu memleket niye böyle? Boş ver sen kendi memleketini yap. Sen yap memleketini. Sen kur kendi düzenini. Şeyden bahsetmiyorum, komünizm kafasından bahsetmiyorum, komün yaşayalım demiyorum. Güzellikten bahsediyorum. Yani her gün bir tane insana güzel bir şey anlat. Bak bir şey anlatayım size. İzmir'de bir tane gevrek, İzmirli var mı aranızda? Var süper. Gevrek derler İzmir'de. Mardinli bir abimiz simitçi. Bir arkadaşımız simit alıyor. Simit'e bir dakika abi, bir dakika abi, bir dakika veriyoruz abi, veriyoruz abi falan derken o sırada bir araba yanaşıyor. Kadın içinde çok affedersiniz, iki tane gevrek alabilir miyim diyor. Tabii ablacığım ne demek diyor, gevreye soruyor. Tam verecekken, ya kusura bakmayın arabadan inemedim, özür dilerim diyor kadın adama. Mardinli parayı alıyor. Vallahi abi yani medeniyet acayip bir şey. Kadını gördüm bak özür dilerim, arabadan inemedim, böyle derdi vallahi diyor. Sen de beklettik kusura bakma diyor arkaya. Medeniyet böyle bir şey. O kadın öyle bir iletişim kuruyor ki simitçiye. Simitçiye medeniyeti hatırlatıyor. O hatırlatmayla arkadaki bizim arkadaştan özür diliyor. İşte ilişki böyle bir şey. Sen hayatını güzelleştirmek istiyorsan televizyondakine küfretmek yerine çevremizdekileri güzelleştirmeyi başarmamız lazım. Onları güzelleştirmek için uğraşmayıp saydırdığımızda bir şey kazanmıyoruz. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Kazanmamız gereken şey birbirimizi güzelleştirmek ya. Çok daha kolay bence. Öteki daha zor. At. Bunlar böyle. Öyledir ya bize içki masasında dünyayı kurtarırız. Bu memleket böyle bu. Ya ne yaptın memleket için ya? Ne yaptın? Bir tane çocuğa bir şey giydirdin mi? Bir tane ağaç diktin mi? Bir tane doğaya Allah razı olsun ne güzelmiş de burası dedin mi? Yok. Biz ancak saydıralım. Bunlar adam olmaz. Bunlar ne yaptın abi? Böyle bir kafamız var. Bundan kurtulalım ne olur. Yani bitkisel hayatta yaşamadım diyorsun. He? Bitkisel hayattan çıkalım. Yani. Süpersin. Çok güzel tanımladın. Bitkisel hayat. Çünkü seni uyuşturuyor işte. Sen o popüler hayat, popüler kültür diyorsun, o popüler kültür. Ona hayran olan kesin ve ona işte söyleyemedim, bilmem ne atan kesin. Şimdi o iki kesin, ikisi de uyuşmuş abi. Ben onlardan değilim. Ben ne affedersin ok atıyorum ne de uyuşuyorum. Ben kendi kendime bak Kıbrıs'a geliyorum, oraya gidiyorum, kitap okuyorum, tiyatro seyrediyorum, oğlumla ilgileniyorum. Eğleniyorum. Mutluyum ya. İki tane, yani şuradan bir arkadaşımız bundan 10 sene sonra ya Hakan abi biliyor musun o günden sonra var ya dese bana yani şuraya böyle madalya taksalar, şeref madalyası inan ki aynı değer. O kadar değerli ve o kadar önemlisiniz. Sadece bunun farkında olmayı bilmeniz gerekiyor. Çok ciddi söylüyorum. Ne olur kendinizi önemseyin. Türkiye'yi değil, dünyayı değiştirebilecek potansiyele sahipsiniz. Bir kendinizi bir akşam yatınca bir düşünün ya. Ulan ben neyim lan? Vallahi bana attı Akan abi. Vallahi yani ben lan değiştireyim mi acaba? Benden olur mu lan? Bana diye düşünün. Vallahi düşünün. Olur. Olur yani. Evet. Buyurun efendim. Televizyona yansıtılan diziler ve görünen aynı olmamalarını düşünüyorum. Peki siz doğru
fayda değil. Dizi zaten bir yalan sektörü, çok doğru bir şey değil yani. Ama Urfa'da bizim oynadığımız iş dolayısıyla Urfalı yerel basın bilmem ne, hatta bize ödül bile verdi. İşte Urfa'yı çok güzel gösterdiniz. İşte çünkü Zeki abi çok mert, düzgün, iyi bir ağa olmasına rağmen, ağalık sistemini göstermesine rağmen aynı zamanda bir şey gösteren birisiydi. Merhamet gösteren, işçisiyle muhabbeti olan, işte Mahon gibi bir diri zekalıyı bile kabul eden falan filan bir adam. Dolayısıyla o da o taraftan herhalde Urfalılar bizi çok sevdi. Biz öyle bir... yani çünkü ben şuna da inanmıyorum. Türkiye'nin her yerine demiyorum ama %90'ı dolaşmış birisi olarak söyleyeyim. İnsan insandır. Bunun Çorumlusu, Urfalısı, Artvinlisi, Samsunlusu hiçbir farkı yok. Çünkü yanlış olan insan Çorum'da da çıkıyor, yanlış olan insan Samsun'da da çıkıyor. Urfa'da da çıkar, Mardin'de de çıkar. Böyle bir şey yok. Yanlış olan insan vardır, doğru olan insan vardır. Veya yanlışa sürüklenmiş bir insan vardır veya doğruya sürüklenmiş bir insan vardır. Onun için o bölgesel olarak bir şeyi zaten eleştirmediğim için ve dizilere de bir yalan olarak baktığım için onun için yansıtıyor, yansıtmıyor. Yani o bir masal. Yani şeyi bile eleştirdiler ya, Muhteşem Yüzyıl'da konuşuldu işte. Yani evet, adamın o kadar karısı varmış abi, ne yapalım, tarihi değiştiremeyiz yani. Harem diye bir şey varsa kadın kadınsız harem olur mu yani? Ne yapsın adam, tarihi gösterirken bunu göstermek zorunda. Entrikayı gösterirken de harem entrikasını gösteriyor. Ne yapsın adam yani? İşte o başka bir seçim. Orada da zapping diye bir şey var. Yani aç şeyi, mini çocuk kanalını, şeyin kanalını, onu seyredip ben bütün gün TRT Çocuk seyredin o zaman. Onun öyle bir şey yok. Yani hani o seçim o konuda özür dilerim, katılmıyorum. Çünkü bir seçim meselesi bu. Zapping edebiliyorsun. Yani sen o ayrıca da keza bir çocuğun izleyemeyeceği de bir boyutta bir şey de yoktu Muhteşem Yüzyıl'da. Yani çocuk... Ha, Muhteşem anladım. Ama genel olarak senin bir seçim durumun var. Sanırım anladığım kadarıyla konuşmamızın sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Sayın Hakan Bilgin'e katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Dayı Öğrenci Dekanı Sayın Özgür Yılmabaşı'nı teşekkür plaketini takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Teşekkür ederim.